29 Mart 1894. Queen's Park, İngiltere Federasyon Kupası'nda final oynayan ilk İskoç kulübü oldu. Glasgow şehrinin takımı olan Queen's Park FC, İngiltere Federasyon Kupası finalinde yer alarak kupa finalinde mücadele eden İngiliz olmayan ilk kulüp olarak tarihe geçti. Finali Blackburn Rovers'a 2-1 kaybeden Queen's Park, 1867 yılında kurulmuş ve İskoçya'nın ilk futbol kulübü olarak da tarihteki yerini almıştı. 1870 yılında İngiltere Federasyonu'na üye olan takım, Galler Kulübü Cardiff City'nin de bu kupada final oynayacağı 1925 yılına kadar İngiltere dışından kupada final oynayan tek kulüp olma unvanını elinde tuttu. 29 Mart 1991, Fenerbahçe'nin basketboldaki 25 yıllık şampiyonluk hasreti sona erdi. 1966-67 sezonunda başlayan Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Fenerbahçe, 1990-1991 sezonuna kadar şampiyonluk elde edememişti. O sezona kadar 5 defa ikinci olan Sarı Lacivertliler, oluşturduğu güçlü kadroyla lige kesin şampiyonluk parolasıyla başladı. Çetin Yılmaz'ın koç olarak görev yaptığı takımın kadrosunda Ali Limoncuoğlu, Hakan Artış, Levent Topsakal, Hüsnü Çakırgil, Kemal Dinçer ve Can Sonat gibi Türk basketbolunun efsane isimlerinin yanı sıra Birleşik Amerikalı Larry Richard gibi bir pot altı canavarı da bulunuyordu. Sezonun başından itibaren ligi domine eden Fenerbahçe sadece 2 mağlubiyetle klasman ligini lider tamamladı. Fenerbahçe playoff final serisinde de Tofaş'a 3-2 üstünlük sağlayarak 29 Mart 1991 tarihinde 25 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Ayrıca Fenerbahçe aynı sezonda hem klasman ligini lider bitiren hem de playoff ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı şampiyon tamamlayan ilk takım oldu. Sarı Lacivertli ekip ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı üst üste kazanan ilk takım olma şerefine de ulaştı. Birinci ligde Fenerbahçe 25 yıldır özlemini çektiği şampiyonluğu elde etmesinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da üst üste ikinci defa müzesine götürdü. Bu arada 2'ye 1 gidiyor Levent, bomboş pozisyon, smaç yapıyor ve bu smaçta Fenerbahçe çok rahatlıyor. Cihangir alıyor, içeri yükleniyor, atışı isabetli, basket ve karşılaşma sona eriyor sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Ali'ye veriyor ve bir büyük kupa daha Ali'nin ellerinde yükseliyor. Evet, Fenerbahçe Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanıyor. 29 Mart 2010, Kenan Sofuoğlu, Dünya Süper Sport yarışında ilk sıraya yükseldi. Kenan Sofuoğlu, Portekiz'deki Dünya Süper Sport Şampiyonası için yapılan sezonun ikinci ayağını ilk sırada tamamladı. Milli motosikletçi, Portimao pistinde düzenlenen yarışı, İspanyol rakibini 0.031 saniyelik farkla geçerek 1.45.357'lik derecesiyle ilk sırada bitirdi. Toplamda puanını da 41'e çıkaran Sofuoğlu, genel klasmanda da birinci sıraya yükseldi. Kenan Sofuoğlu bu zaferle kariyerinin 15. süper sport zaferini kazanmış oldu. 29 Mart 2014, Fenerbahçe bir gün içinde iki kez Avrupa şampiyonu oldu. Voleybolda Fenerbahçe imkansızı başardı. Sarı lacivertli ekip aynı gün içinde erkek voleybol takımıyla Avrupa'da Erkekler Sev Challenge kupasını, kadın voleybol takımıyla da Kadınlar Sev kupasını kazandı. Böylece Fenerbahçe aynı branşta hem erkek hem de kadınlarda aynı gün Avrupa şampiyonluğu zaferini yaşayarak ulaşılması çok zor bir başarıya ulaşmış oldu. Sev Kupası finalinde Fenerbahçe kadın voleybol takımı ilk maçta deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Rusya'nın Uralochka takımını rövanş maçında da 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe erkek voleybol takımı da Sev Challenge Kupası finalinde ilk maçta 3-2 yenildiği rakibi İtalyan temsilcisi Andreoli Latina'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.